Herkese merhabalar, iyi günler. Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği'nin derneği tarafından bugün düzenlenen KML'de hasta ve hasta yakınları bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Deniz Gören. Son 5 yıldır İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde hematoloji doktoru olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle ve sevgili 3 değerli KML tanısı almış hastamızla, üç değerli konuğumuzla birlikte KML'yi enine boyuna tartışmaya, sizlerden gelen sorularla birlikte de bu tartışmayı genişletmeye çalışacağız. Tekrar LLM Derneği'ne çok teşekkürlerimizi buradan ileterek konuşmamıza başlıyoruz. Ben öncelikli olarak dilerseniz kendimden bahsettim ama sevgili hastalarımızı da tanıyalım istiyorum. Onun için kendilerini tanıtmak üzere kendilerine söz vereceğim. Aysel Hanım'dan bahsedelim, başlayalım önce. Aysel Hanım, buyurun lütfen. Merhaba hocam, öncelikle sağ olun, teşekkürler. Ben Aysel Göncü Sarı, 2019 yılından beri KML hastasıyım. İşte 3 yıl falan oldu herhalde. Tedavi sürecim devam ediyor, ilaç kullanmaya devam ediyorum. Şu anda iyi, negatif, iki seferdir iki kontrolümde falan negatife düştüm. Harika. O iyi oldu, evet. Ya yani ondan öncesi 2 sene, 2,5 sene sürekli pozitif geliyordu. Son iki kontrolümde negatife düştüğümü gördüm. Tedavi sürecim de iyi gidiyor. Şu anda takipleriniz devam ediyor. Kendimi iyi hissediyorum öncekilere göre. Yani çok çok daha iyiyim. Tedavileri ve yan etki süreçlerini, tedavi değişikliklerini hep birlikte burada konuşuyor olacağız zaten. Çok teşekkürler. Nildem Hanım, sizden bahsedelim isterseniz biraz. Herkese merhaba, iyi yayınlar şimdiden. Ben uzman psikolog Nildem Yıldırım. 2014 yılında bu tanı konuldu bana. 8 yıldır bu hastalıkla birlikte yaşıyorum. Yani iyi tarafları kötü diyebilirim. Tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda konuşacağız yine hocam ayrıntılı. Evet. Bu kadar. Peki. Ve Gözde Hanım. Buyurun Gözde Hanım. Merhabalar. Ben de Gözde Ergütköse. Hoş bulduk. Ben de şu an iş yerinden bağlanıyorum. Bir anaokulunda müdür yardımcısıyım. Okul öncesi öğretmeniyim. 2006 Şubat'ta kondu benim teşhisim. Benim hikayem değişik. Amerika'da kondu. Oraya APR olarak bir firma aracılığıyla gitmiştim ve dünyanın bir ucunda deneyimleme şansım mı oldu diyeyim, değişik farklı oldu açıkçası. Sonra dönüşte burada devam ettim tedavi sürecime. 16 yıl olmuş galiba. 3 yıldır da ilacı bıraktım. İyileştim denebilir. Zaten yine uzun uzun konuşuruz muhtemelen de. İlaç kullandığım sürece de kendimi çok hasta gibi açıkçası hissetmedim. İlk günler tabii zordu belki alışmak ve anlamakla alakalı ama birçok hastalığa kıyasla sadece ilaç içip hayatımı sürdürdüğüm için hasta olduğumu düşünmediğim bir süreç yaşadım diyebilirim. Hatta evet, böyle gittikten sonra da nasıl yani, gitti mi falan gibi bir duygu bile oldu, böyle arkadaşım olmuş sanki. Çok zorlandığımı o anlamda söyleyemem. Yani günlük hayatımı sürdürebildiğim için birçok hastalığa göre şanslı gördüm kendimi. Harika. Çok çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. Fazla detay girmeyeceğim. Hoş geldiniz tekrar. Bizim için bunlar çok önemli konular gerçekten. Eminim ben, hastalarımız da bu konularla ilgili bize bir takım sorular yönelteceklerdir. Yayınımız sırasında bazı alt yazılar olacak. Oradan bize ulaşabilir ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bizler hep birlikte hem hastalarımızın tecrübesi dahilinde hem de benim tıbbi bilgilerim dahilinde sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Şimdi dilerseniz KML'ye bir giriş yapalım. Çünkü KML, ben biraz önce de söylüyordum. KML hastaları çok özel hastalar. Hastalıklarına da çok hakim hastalar ve konuyu gayet güzel özümseyen, hastalıklarını güzel sahiplenen hastalar. Benim gördüğüm, klinik pratiğimde de gördüğüm aslında bu. KML bir miyeloproliferatif neoplazm olarak tanımlanıyor. Aslında şöyle tanımlamak lazım hepimizin daha anlaşılabilir dilinden. Bizlerde normalde hepimizde kan hücrelerimiz, 3 seri kan hücremiz var. Bu 3 seri kan hücremizde eritrositler, kan hücrelerinin görevleri farklılık gösteriyor. Eritrositler vücudumuza oksijeni taşıyan hücreler. Lökositler vücutta enfeksiyonla savaşan bizim savaşçı hücrelerimiz.
ve trombositlerde herhangi bir şekilde bir kanama olduğunda bu kanamayı durdurmaya yardımcı olan hücreler. Şimdi kronik mielit lösemi, mieloster lösemi bu lökosit serisinin bir hastalığı olarak değerlendiriliyor. Neden? Çünkü şimdi bu hücreler için de bakacak olursak kan hücrelerine, kan hücreleri de aslında insanlar gibi. Yani önce doğuyorlar, sonra büyüyorlar, olgunlaşıyorlar, yaşlanıyorlar ve ölüyorlar. Her birinin bir yaşam süresi var. Ve bu yaşam süreleri doğrultusunda da bunların doğruldukları, aslında tam olarak doğdukları yer bizim kemik iliği dediğimiz yer. Kemik iliği bütün hücrelerimizin yapıldığı, kök hücreden yapıldığı yer ve bu kök hücreden olgunlaşma sürecinde ta ki doğduktan sonraki belli bir olgunluk aşamasına gelene kadar kemik iliğinde bu hücreler yerleşik durumda kalıyorlar. Ardından olgunlaştıktan sonra da dolaşıma katılıyorlar ve bu şekilde belli bir süre sonra da zaten dolaşımdan ortadan kaldırılıyorlar. Şimdi bu hücre serilerinden özellikle lökositlerde ki bizim granüler seri dediğimiz lökositlerde bir anormal bir uyarının olması ve bu hücrelerin fazla çoğalması neticesinde meydana gelen bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu kronik bir lösemi hadisesi ve kronik bir uyarı aslında burada söz konusu. Neden? Çünkü biraz sonra patogenezde bahsedeceğiz. Bir gen rearanjmanı, bir anomali, bir genetik anomali, translokasyon 922 dediğimiz bir genetik anomali dolayısıyla bütün bu süreç tetikleniyor. Normalde aslında bu hücrelerin çoğalması ve büyümesi belli başlı bazı limitasyonlar ve belli bir sınırlandırma altındayken anormal bir sinyalin gelmesi ve bu sinyal doğrultusunda sürekli hücreye çoğalma sinyalinin gelmesi neticesinde hem kemik iliğinde ki o genç hücrelerin çoğalması hem de olgunlaşmaları neticesinde de fazla miktarda olgun hücrenin çoğalması ve kana karışması söz konusu. Kronik mieloid lösemi artık bizim hatta lösemi diye bile adlandırmadığımız bir hastalık. Önceleri çok uzun zaman önce diyorum ben artık nakillerin yapıldığı, alojenik kök hücre nakli gibi agresif tedavilerin kullanıldığı ama artık biraz sonra konuşacağımız gibi bir hap tedavisiyle günde bir ya da iki kere kullanacağınız bir hap tedavisiyle kontrol altında uzun süre tutabildiğimiz bir hastalıktan bahsediyoruz. Ama şu da bir gerçek ki mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalıktan bahsediyoruz. Kontrolleri mutlaka zamanında ve düzenli yapılması gereken ve hekiminizle iletişiminizin tedavi kesildikten sonra bile hatta tedavi kesildikten sonra belki biraz daha sık daha sonra konuşacağız. Mutlaka bu iletişimin kurulması gereken bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve sizinle ömür boyu sürecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Tedavi sonrasındaki süreçleri de birlikte zaten konuşuyor olacağız. Hastalık neden ortaya çıkıyor? Yine söylediğimiz gibi translokasyon 922 denilen Philadelphia kromozomu ve 9. kromozomdaki bir özel gen bölgesinin 22. kromozoma nakli ve bu translokasyon sonucunda da biraz önce bahsettiğimiz o hücrelere aşırı çoğalma sinyalinin gitmesi neticesinde oluyor. O aşırı çoğalma sinyalini veren şey hepinizin çok iyi bildiği bu BCR-ABL transkripti ve onun sahip olduğu tirozin kinaz aktivitesi. İşte bu artmış tirozin kinaz aktivitesi kemik iliğindeki hücrelere sürekli çoğalma emrini veriyor. Ve sürekli çoğalma emrini alan bu hücrelerde anormal miktarda artarak çeşitli semptomlara ve şikayetlere yol açabiliyor. Şimdi hastalığın evrelerini konuşacağız ama ben isterim ki KML tanısı nasıl konulmuş hastalarımızda, hangi şikayetle gitmişler, ya da herhangi bir bulguyla mı hastalarımız doktora başvurmuş? Bunları önce bizlerle hastalarımız paylaşsın ve tanıdan önceki süreçte nasıl şikayetler yaşadıklarını ve semptomlarını bizlerle paylaşsınlar. Bunun için önce dilerseniz Aysel Hanım'dan bahsedelim, başlayalım.
Aysel Hanım, siz doktora hangi şikayetle gittiniz ya da neydi problem? Sizi birisi mi tamamen tesadüfen yönlendirdi? Bir kan değerinizdeki bozukluk dolayısıyla, yoksa siz bazı şikayetleriniz vardı da onun için mi başvurdunuz hekime? Evet hocam, benim şikayetlerim vardı. Kendimde bazı vücudumda değişiklikler olmaya başladığını hissettim. 2 ayın içinde falan 30 kilo vermiştim. Hani bakmayın şimdi böyle olduğuma sonradan aldım bu kiloyu. 30 kilo falan vermiştim işte 2 ayın içinde. Çok ağrı, bacaklarımda falan ağrılar olmaya başlamıştı. Vücudumda işte bazı bölgelerde morarma, çıbanlar çıkıyordu. Ve hiç bitmek bilmeyen bir grip oluyordum sürekli. Nezlem hiç geçmiyordu. Bir hafta geçiyordu, tekrarlıyordu. Bir ay sürüyordu. Artık bu da iyice beni bitkin hale düşürmüştü. Yani yürürken bile artık böyle sanki bacaklarımı hissetmiyordum. Sanki bacaklar benim değil, başka birinin bacaklarının üzerinde yürüyor gibi. O hale kadar gelmiştim artık yani. Sonra bir gün işte şeye gitmek istedim, sağlık ocağına kan vermeye. Hatta yakınlarım falan da bayağı şey yaptılar. Artık hani iyi değilsin, sen işte rengin falan iyice kaçtı, bir bu kadar neden zayıfladın falan diye yani söylenmeye başlayınca gittim sağlık ocağına kan verdim. Oradaki sağlık ocağındaki aile hekimimiz işte ilgilendi, sağ olsun baktı, dedi. Kan sonuçların hiç iyi gelmemiş, hemen seni hastaneye sevk edeceğim dedi. Öylelikle hastaneye gittim, dahiliye servisine. İşte orada kan tahlilleri alındı sürekli. Bir gün sabahtan saat gece 12'ydi, hala hastanedeydik yani. Evet. Sürekli kan aldılar işte 3 saatte bir, 4 saatte bir kan aldılar tekrar. Hani psikolojik olarak kan şeyleri değişebiliyor diye, kan oranları. Sonra işte periferik yayma falan bakıldı. Evet. Orada teşhisi koymadılar hemen aynı gün. Ertesi gün tekrar bir daha gittim hastaneye. Orada tekrar aynı şekilde tekrar kan alındı. Bir daha bakıldı periferik yaymaya. Orada işte zaten doktorum söyledi artık. Ben şüphelenmeye başladım. Hatta ben sordum. Neden böyle kan alıyorsunuz, benden neyim var falan deyince. İşte orada artık doktorum içeri geldi, konuşalım seninle dedi. İçeri odaya geçtik. Orada açıklama yaptı bana, söyledi. Bunu böyle böyle bir şeyden, işte hastalıktan şüpheleniyoruz. Kan kanseri, KML diye. Ondan sonra işte ertesi günde şey alındı, ilik alındı, biyopsi yapıldı. O da işte hemen çıktı birkaç tanesi. Çıkanlara göre de işte o günden sonra hemen aynı günde ilaç tedavisine başladım. Siz de hemen aynı gün imatinib tedavisine mi başlandı, yoksa ön bir tedavi aldınız mı? Yok hocam, hemen ilaç. Hemen ilaç tedavisine. O zaman böyle ciddi bir lökosit yüksekliği saptanmadı anlıyorum ben kan değerlerinizden. Böyle bir şey yoktu anladığım kadarıyla. Bilginiz var mı onunla ilgili? Kansızdır ya da işte lökosit değerlerinin çok yüksekliğiyle ilgili bir şeyden bahsedildi mi hiç? Bahsedildi. Aha. Vardı hocam. Direkt olarak ilaca başlayabildiniz. Olarak ilaca başlattı doktor. Hatta şöyle demişti bana, hani ben dedim, hani ben kendime konduramadım ilk başlarda. Ben dedim yok öyle bir şey olamaz bende, hani nasıl olur falan dedim. O da dedi ki bak dedi, işte kemik iliğinde dedi 147 tane gözüküyor şu anda. Kanda da dedi 92'lerdesin dedi yani. O, sen de şu anda kendini iyi gibi hissediyorsun ama o sana birden bir vuracaktı. Götürecekti seni, sen hemen ilaca başlayacağız tedavine dedi. Bayağı bir yüksekti yani şeyleri, değerlerim. Evet, yüksek. Bazıları düşük, bazıları yüksek. İşte öyle çıkmıştı. Çok şükür iyiyim şu anda. Şükürler olsun. Çok geçmiş olsun. Nildem Hanım, siz neler yaşadınız ilk başvuruda? Şöyle oldu Deniz Hocam. 2014 yılında dediğim gibi bana teşhis konuldu. Burada ben Erasmus üniversite öğrencisiydim o zaman. Erasmus'taydım ilk böyle kemik ağrılarımın başladığında, yorgunluk hissettiğimde. Tabii aklıma hiçbir şekilde böyle bir hastalık gelmemişti. Hani daha çok burada yoruldum, hani biraz gezdim, biraz hani okulun verdiği şey, belki biraz gurbet olması. Hep böyle aklımda şey vardı. Türkiye'ye döndüğümde hani annemin yemekleriyle birlikte kendime geleceğim herhalde düşüncesi vardı.
Türkiye'ye döndüğümde bir iki hafta sonra ateşlenme oldu bende de. Kemik ağrıları tabii ki şiddetli derecede devam ediyordu. Ateşlenmeyi bir türlü düşüremedik. Öyle olunca dedik bir kan verelim, hani hastaneye gidelim. Kan tahlilinden sonra aynı gün içinde bana teşhis koyuldu. Çünkü lökosit sayım 250 bin kat daha fazla çıktı. Yani ciddi bir artış görüldü ve hani başka çok bir şey yapmadan KMD tanısı konuldu. Burada ben önceden farklı bir tedaviyle, farklı bir ilaçla başladım. İmatinib değil. Bir süre farklı bir ilaç başladım. Bu sizin dediğiniz hani bu lökosit değerini düşürmek için. Şu an ama ilacın şeyini hatırlamıyorum, ismini. Muhtemelen hidroksiüre gibi bir, hidre gibi bir tedavi. Aynen. Doğru, sizin dediğiniz hocam. Bu süreç biraz sıkıntılı geçti. Toparlama sürecim biraz yaz boyu sürdü diyebilirim. Bunun dışında imatinib'e başladım. Yalnız bünyem kaldırmadı. 400 miligram almam gerekirken 200'den fazla aldığımda değerlerim sürekli düşüyordu. Hani Aysel Hanım'ın söylediği hastane süreci ben de o süre başladım. Yani her gün hastaneye gidiyoruz. Her gün ayrı bir kan. Hani iki günde bir gidiyorum. Bu değerlerin oluşturması biraz uzun sürdü. Geçen sene doktorumun da izniyle böyle negatifi ben çok uzun yıllar sonra görebildim. Yani 6 yıl hiç negatif göremedim diyebilirim hastalığın ilk 6 yılı. Sonra 2 yıl boyunca negatif gördükten sonra doktorum bir gebelik isteğimiz vardı. Bir ilacı bırakmayı deneyelim dedi. Yani 2 yılda negatif geliyor. İlacı kestim Deniz Hocam, yani doktor gözetiminde. Yalnız 3 ay içinde hastalık maalesef tekrarladı, pozitife döndü sonucu. Şimdi dasatinib almaya başladım. Hani belki ilacın yan etkileri hakkında sonra mı konuşacağız, biraz bahsedeyim mi? İsterseniz bir sonraki seansa bırakalım. Çünkü tamam. Bunlardan da detaylı olarak bahsetmek gerekecek. Çok güzel tecrübeleriniz var. İlacın bırakılması, hastalığın geri gelmesini hiçbir zaman istemeyiz elbette. Gönül ister ki tamamen sizi rahat bıraksın. Ama gelme olasılıkları bunların bilinerek zaten kesiliyor aslında. Ve hastalar hekimlerle de bunu tartışarak kesmeliler, ilaç kesilecekse eğer. Ve ilaç yan etkileri konusu da zaten apayrı bir dünya. Birlikte onları da tartışalım. Ama anladığım kadarıyla daha böyle şikayetleriniz dışarıda, yurt dışında başlayan şikaye bir hikaye ve bizde sonlanan bir tanı süreciyle birlikte tanı almışız. Çok geçmiş olsun tekrar. Bir de Gözde Hanım'dan dinleyelim. Onun hikayesini de çok merak ediyorum ben. Teşekkür ederim. Benim İldem Hanım'ın tam tersi gibi. İşte bir yılına bir programla Amerika'ya gitmeye hazırlanırken üniversiteyi bitirdim. 2005 yılı Ağustos. 2 ya da 3 gün, çok kısa bir süre kala uçağıma karnımda böyle göğsümün altına denk gelen bir yerde büyük bir morluk fark ettim. Ve yurt dışına gidiyorum. Bir sağlık sigortam var falan ama yine de hani annemin yanında ülkemdeyken hemen koşa koşa annemle acilde gittik. Yani acillik bir şey değildi ama ne yapalım diye açıkçası da fikir almak adına. Oradaki doktor da bizi aslında yanlış yönlendirmiş. Göğüs hastalıklarına gidin dedi, göğsüme yakın olduğu için. Öyle bir talihsizlik oldu orada. Göğüs hastalıklarına gittik. Hani süre kısıtlı, bir an önce anlayalım ne bu diye. O da çarpmış olabilirsin dedi göğüs uzmanı da. Yani aslında kanla ilgili yönlendirilseydim belki teşhisim burada konacaktı. Öyle bir talihsizlik oldu benim. Ve Amerika'ya gittim. Ama belki bu anlamda şanslı olabilirim. Orada ilaç, siz tarihleri daha iyi bilirsiniz hocam, yanılıyorsam söyleyin. Ama 2006'da bana orada imatinib başlandığında, hani Türkiye'de henüz bu kadar aktif değildi bildiğim kadarıyla, daha büyük paralarla işte bizim sigortamıza geçmiş miydi emin değilim, yanıltmayayım. Ama hani daha şanslı, pardon? Yok, piyasaya girmişti ama buyurun siz, ben anlatırım. Evet, yanlış bir bilgi vermeyeyim o anlamda ama hani
şey anlamında bir özel sağlık sigortasıyla gittiğim için oranın sisteminde de hastayı en az yıpratacak tedaviyle başlandığı için özel sağlık sisteminde hani belki bizim sistemimizde önce ekonomik olana bakılabiliyor diyebiliyorum ama orada işte özel sağlık para alabilmek için belki şanslı mıydım o konuda emin değilim işte. Direkt ilaç başlandı bana da yani bu ilaç var ve bu seni en az yıpratacak şey diye. Ortaya çıkışı da şöyle oldu. Burada dediğim gibi ben o morlukla gittim. Biraz dağınık anlattım, özür dilerim. O morlukla iki gün sonra insan ona inanmak istiyor zaten. Vurmuşum demek ki deyip gittim ve morluklarımın devamı geldi. Bacak, kol gibi değişik bölgelerde. İşte ben de herhalde çarptım. Sakar bir insanım. Biraz deli yatıyorum falan. Ona yoruyordum. Öbür açıkçası Türkiye'deki morluğu unutmuştum. En son birlikte kaldığım host mother dediğimiz işte Amerikalı bir aileyle yaşıyordum. Sen bir kan testi yaptır diyerek o beni yönlendirmişti. Ben yine kendim belki düşünemezdim, o bilinçte değildim. Ve bir kan testi verdim orada. Sonra beni işte aradılar, dediler ki seni 3 iş günü sonra arayacağız dediler. Benim de ilk böyle tedirgin olduğum an oydu. Hemen ertesi gün ya da aynı gün mü aradılar beni. Bir de İngilizce ne kadar biliyorsanız ana diliniz değil. İşte ailende kanser var mı ve benzeri sorular sorarak böyle telefonda ilk tedirgin olduğum an oydu. Tekrar sizi çağırıyoruz dediler. Bir emin olmak için tekrar testler yapacağız diye çağrıldım. Tekrar dedikleri gibi kan testleri üstüne işte ilk biyopsisi filan derken ben de bu şekilde tanı aldım. Yalnız bir ilaçtan önce adını hatırlayamadığım, teknik adını böyle delir daim gibi diyeyim bir makineye bağlandım. Onu hatırlıyorum. Evet, yani Lökosit yapılmış muhtemelen. Lökosit sayısı çok yüksek olduğunda, şimdi ben hepsini genel olarak bir toparlayayım dilerseniz. Şimdi semptomlar tabii KML'de çok farklılık gösterebiliyor gerçekten. Genellikle hastalarımız bize anemi şikayetiyle, anemiye bağlı semptomlarla, halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, yol yürürken çabuk nefes nefese kalma veya daha önce yaptıkları günlük işleri artık daha az, daha çok zorlanarak yapma gibi şikayetlerle gelebildikleri gibi tamamen hiçbir şikayeti yokken hastalarımızın bir check-up sırasında da lökosit sayısının yüksek olması dolayısıyla da yönlendirilebiliyorlar ve bu şekilde de tanı alabiliyorlar. Bir diğer önemli klinik şikayet ise genellikle dalak büyüklüğüne bağlı olarak sol üst kadran dediğimiz hemen sizin bahsettiğiniz bölgenin hemen alt kısmında dalağın büyümesine bağlı gelişen bir takım şikayetler. Şişkinlik, sol üst kısımda böyle hemen kaburganızın alt kısmında bir ağrı, bir hassasiyet. Hatta eğer dalak çok büyürse ki KML dalağı çok büyütebilen hastalıklardan bir tanesi. O zaman işte erken doyma gibi bir takım şikayetlere de neden olabilmekte. Ama sizlerdeki örneğin hani Gözde Hanım'daki belki şikayetleri açıklayabilmek adına bütün kan tablosunu etkileyen bir hastalıktan bahsediyoruz. Sadece lökosit yüksekliğiyle değil, aynı zamanda bahsettiğimiz gibi o kemik iliğindeki anormal hücre artışı, tek bir serideki yani granüler serideki hücre artışı diğer kan hücrelerinin yapımını da etkiliyor ve dolayısıyla da kansızlığa ya da trombosit sayısının bazen yüksek bazen düşük olmasına neden olabiliyor. Ya da mevcut trombositlerin fonksiyonlarında bir takım bozukluklar söz konusu olabiliyor. Bunlar da kanama eğilimiyle beraber kendini gösterebilmekte. Diğer yandan tabii burada çok hızlı bir hücre sirkülasyonundan bahsediyoruz. Yani bir hücre yapımı ve o hücrelerin yıkımından bahsediyoruz. Dolayısıyla da buna bağlı bir takım hipermetabolik şikayetler dediğimiz, işte ateşlenmeler, geceleri özellikle terlemeler, Aysel Hanım'da olduğu gibi istemsiz bir takım kilo kayıpları gibi şikayetler de hastalarımızın en önemli şikayetleri arasında. Bu hücrelerden salınan bir takım sitokinlerden de kaynaklanan bir hipermetabolizma tablosu söz konusu olabiliyor. Bunun yanı sıra bu hızlı üretimden kaynaklanan ürik asit yüksekliğinden kaynaklanan yine mesela bir gut artritinin alevlenmesi gibi bir şikayetle bile hastalar
kliniğe başvurabiliyorlar gerçekten. Bir diğer önemli nokta tabii bu hücrelerle birlikte yani vücudumuzdaki lökositlerin içerisinde alt gruplarda bazofillerin, eozinofillerin de arttığını biliyoruz bu hastalıkta. Dolayısıyla bazofiller ve bunların yine histamin salınım artışıyla beraber de bazı mide bağırsak sistemi, özellikle midede üst gastrointestinal sistemde kanamalar, kadar gidebilen bazı yakınmalar da olabiliyor. Gözde Hanım'ın aslında temelde yaşadığı şey bir lökoferez olayı. Kan değerleri çok yüksek olduğunda, özellikle lökosit sayısı 100.000'lerin üzerinde olduğunda bizim lökostaz dediğimiz bir klinik tablo ortaya çıkabiliyor. Bu lökositler büyük hücreler ve bu lökositlerle beraber aslında biraz önce o kemik iliğinden bahsettiğim genç hücrelerde o kadar ciddi bir yapım var ki o genç hücrelerin de bir kısmı ve büyük olan hücreler normaldeki dolaşan kandan daha dolaşan kandaki hücrelerden daha büyük olan hücreler de dolaşıma katıldığı için bunlar gidip böyle küçük kılcal damarlarda bir takım tıkanıklıklara neden olabiliyor. Özellikle kılcal damarların çok yoğun olduğu göz gibi, beyin gibi ya da akciğer dokusu gibi dokularda tıkanıklıklara yol açarak bir emboli kliniğini oluşturabiliyor. Bir tıkanıklık tablosuna neden oluyor ve buna bağlı bir takım işte nörolojik semptomlar ya da nefes darlığı, nefes açlığıyla hasta gelebiliyor. Görmeyle ilgili bir takım problemler de gelebiliyor hastalar. O nedenle lökosit sayıları böyle yüksek olan hastalarda bu semptomlar olmasa dahi, olsa zaten hemen hızlı ve acil ama olmasa dahi yaptığımız iş hızlı bir şekilde o lökositleri dolaşımdan temizleyen bir cihaza bağlamak. Bu işleme biz lökoferez adını veriyoruz. Bir koldan hastayı bir cihaza bağlıyoruz. Diğer koldan aldığımız kanı temizleyip geri veriyoruz. Lökositleri içerisinden ayıklayarak geri veriyoruz. Böylelikle amacımız o lökosit sayısını daha güvenli sınırlara indirerek hastalarımızın bu tip problemler yaşamalarını engellemeye çalışmak. Bizde tabii bütün bu şikayetlere yönelik muayene bulguları da olabiliyor. Özellikle de tanı sırasında biz hasta bize geldiği zaman şimdi hekim tarafından ben bir de bahsedeyim. Hastalarımız anlattılar çok güzel. İşte periferik yaymalar yapıldı, kan sayımları mütemadiyen yapıldı diye. Evet, hastalarımız bize yönlendirildiğinde biz hastamızdan önce bir anamnez alıp aile öyküsü vesaire tabii ki hani sorgulanabilir ama tabii belki telefonda bunu hastaya sormak çok tedirginlik verici olabilir. Yüz yüze konuşmak böyle şeyleri bizce çok daha makul aslında. Ama neticede bir şekilde anamnezinizi alırken hastayı full bir şekilde anlamak ve tanımak zorundasınız. Dolayısıyla kullandığınız ilaçlardan tutun da aktif herhangi bir enfeksiyonunuz ya da herhangi bir hastalığınız, düzenli kullandığınız bir ilaç olup olmadığına kadar mutlaka sorguluyoruz hastalarımızı. Sonra da ilk yaptığımız şey hematolojinin olmazsa olmazı periferik yayma. Periferik yayma bizim olmazsa olmazımız tanıda ve hiçbir zaman periferik yayma yapmadan kemik iliği biyopsisi gibi böyle invaziv işlemleri yapmıyoruz. Periferik yaymada da gördüğümüz şey aslında çok tipik, klasik. Özellikle kronik fazdaki ya da hastalık fazlarını da konuşacağız şimdi ama KML hastalarının periferik yayması biz kitabi olarak öğrencilere de anlatırken deriz ki tıpkı bir kemik iliği yayması gibidir. Yani kemik iliğindeki o genç hücreler o kadar ciddi bir şekilde yapım uyarısı var ki onlar artık kemik iliğinden taşarak periferik kana kaçtıkları için biz onları da görebiliyoruz. Bazofilleri artmış olarak görebiliyoruz ve klasik olarak bir KML'yi aslında periferik yaymayla da tanıma olasılığımız elbette ki var. Ve ondan sonra da sizlere bu kemik iliği aspirasyon ve biyopsi işlemini öneriyoruz. Tanı da olmazsa olmazımız. Tanında kemik iliği biyopsisi olmazsa olmazımız, takiplerinizi şimdi soracağım. Ne kadar sıklıkla kemik iliği yapıldı, yapıldı mı, periferik kandan mı takip edildiniz diye. Ama tanıda olmazsa olmazımız. Neden? Hem hastalığın bu evrelemesi konusunda bize çok bilgi veriyor.
hem kaynağa inmiş oluyorsunuz. Yani kemik iliğini, kan hücrelerinin yapıldığı bir fabrika gibi düşünün. Fabrikaya girip fabrikadan örnek almış oluyorsunuz ve bu asıl uyarıya ve tirozin kinaz aktivitesine sahip olan bu çoğalma sinyalini veren BCR-ABL1 transkriptini buradan ölçme şansınız oluyor. Bir diğer nokta ise tabii bazı sitogenetik anomaliler var mı? Bu tabloya eşlik eden başka bir genetik anomali var mı diye de bir takım sitogenetik incelemeler yapıyoruz. Bunlar bizim için çok kıymetli. Özellikle hastalığın evrelemesi çok önemli. Hastalık çok büyük oranda, %80-85 oranında kronik fazda zaten tanı konuluyor. Ve bir ardından gelen, eğer biz biliyoruz ki kronik fazda hasta tedavisiz kalırsa, ortalama bir 5-6 yıl içerisinde bu bizim akselere faz dediğimiz hızlanmış faza dönüşecek. Ve hızlanmış faz semptomların çok daha belirgin olduğu, genellikle dalağın büyüme eğiliminde olup kan değerlerinin düştüğü, eğer daha önceden bir imatinib ya da herhangi başka bir tirozin kinaz inhibitörü kullanılıyorsa buna yanıtın kaybolduğu hızlanmış bir dönem ve semptomların agreve olduğu bir dönem. Sonrasındaki faz ise blastik faz, yani artık akut lösemi tablosuyla eşdeğer olan faz, kandaki o blastların lösemi hücrelerinin artmasıyla karakterize bir klinik tablo. Burada tabii tanı süreçlerinde biz BCR-ABL'yi transkripti tanımlarken bir takım özel yöntemlerden de yararlanıyoruz. PCR en sık kullandığımız yöntem biliyorsunuz. Bunu aynı zamanda hastalığın yükünü değerlendirmek için kantitatif PCR değerlerine bakarak değerlendiriyoruz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Ama tanıda hem biraz önce söylediğim gibi konvansiyonel sitogenetik incelemeler yapıyoruz. Çünkü sitogenetik incelemelerde baktığımız şey aslında diğer bütün kromozomlarınızda da, geri kalan tüm kromozomlarda da başka bir anomali var mı? Buna eşlik eden, sizin hastalığınızı ileride prognozunu, yani gidişatını kötü yönde etkileme olasılığına haiz başka bir sitogenetik anomalinin olup olmadığını mutlaka baştan değerlendiriyoruz. Biraz sonra da vurgulayacağız. İlk tanı anında mutasyon analizlerini yapmıyoruz. Muhtemelen tedavi değişikliği olan hastalarımız bunlardan bahsedecektir. Ama mutasyon analizlerini tanı anında yapmanın bir anlamı olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla sitogenetik inceleme evet, ama mutasyon analizini de başlangıçta yapmıyoruz. Ve bu şekilde hastalarımıza tanısını koyuyoruz. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Hep hastalarımın da beraber konuştuğumuz bu kemik iliği incelemesi. Kemik iliği biyopsisi önerildiğinde çok korkan gözlerle çok doğal olarak bakıyorlar. Çünkü işlem daha önceden, ismi biraz korkutucu, kemik iliği biyopsisi deyince nereden alacaksınız, nasıl yapılacaksınız? Aslında biliyorsunuz çok ağrılı bir işlem olarak da yapılabilir normalde, ama eğer düzgün yapılırsa çok ılımlı bir şekilde atlatılabilecek kolay bir işlem aslında. Biz yatak başında yapıyoruz. Hastalarımızı bir miktar sedatize ediyoruz. Bunun onlar için kötü bir tecrübe olmaması adına. Ardından da bir lokal anesteziyle kalça kemiğinden özel bir iğnesi var. Onunla içeriye doğru ilerleyerek ilikten bir miktar örnek ve bir miktar biyopsi örneği alarak hem patolojiye hem de gerekli yerlere örneklerimizi gönderiyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika süren bir işlem bütün hazırlıklarıyla beraber. Ama tabii herkes farklı şekilde deneyimliyor bu süreci. Sizlerde nasıl oldu? Endişe duydunuz mu? Tecrübeniz nasıldı? Ben onları da merak ediyorum. Çünkü hastalarımız bu biyopsi sürecinden özellikle endişe ediyorlar. Ve takipte de özellikle tekrar biyopsi yapacak mısınız? Gerek kalacak mı? Acaba kandan versek olmaz mı gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Ama sizin bunlara bakış açınız ve yaşadığınız tecrübeleri merak ediyorum. Aysel Hanım, sizden başlayalım mı? İlk biyopsisi ben de verdim hocam, ama ilk başta zaten bir kere aldılar topu, Allah'a şükür bir daha alınmadı. Şükür. İnşallah gerek kalmaz bundan sonra. Biraz ağrı da oldu benimki. Evet, ilk başta ben de korktum. İnternetten falan baktım.
baktım hatta. Evet. Nasıl bir şeydi, internette de böyle bayağı şey yazıyordu işte, çok sancılı bir işlem falan diye yazıyordu. O gün de işte aldılar ama biraz ağrılı oldu benimki, evet, sancılı oldu. Burada en önemli şey herhalde vurgulamak lazım. Hekimle olan iletişim burada da çok önemli. Bazen hastalarımız, dediğiniz gibi çok güzel söylediniz, hani YouTube'dan ya da Google'dan bakarak bazı yanlış kanılara da varabiliyorlar. Endişeleri burada hekimle paylaşmak, böyle bir şey gördüm, bunun aslı nedir diye asıl bilgiyi hekimden almak burada çok çok kıymetli ve çok önemli. Siz nasıl yaşadınız Nilde Hanım? Var mıydı bir sıkıntı? Rahat geçti mi? Ya da ben, tekrarı oldu mu? Tekrar yapıldı mı? Benden 4 kere alındı. İlk başta ilaca uyum sağlama sıkıntım olduğu için ara ara alma ihtiyacı duydu doktorumuz. Evet. Yalnız şöyle, ben bu teşhisi aldığımdan beri internete hiç bakmadım. Ve şu an hani teşhis alan izleyiciler varsa bunu çok tavsiye ediyorum. Çünkü sizin de dediğiniz gibi en doğru kaynağı doktorumuzdan alıyoruz. Yani doktorla olan iletişimimiz çok açık olmalı. Korkularımızı ve hani bütün tedirginliğimizi sormalıyız. Zaten oradan bütün bilgileri aldığımızı düşünüyorum ve bunu deneyimlediğimi de düşünüyorum. Burada hani ilk deneyimimde benim de ben direkt sordum nasıl bir his olacak, hani nasıl hissedeceğim. İç gıdıklanması gibi bir tabir söyledi. Lokal anestezi olduğu için. Evet, aslında rahatsız edici bir hissiyat oluyor. Ama benim çok şükür 4'ü de böyle aşırı ağrılı geçmedi. Hani veya çok büyük bir aksaklıkla karşılaşmadım. Sadece hafif rahatsız edici iç gıdıklanması gibi bir oldum. Bu şekilde oldu hocam benim deneyimlerim. Evet, aslında çok da korkulacak bir şey olmadığını vurgulamak lazım. Biraz önce de söylediğimiz gibi endişelerimizi paylaştığımızda çok daha rahat geçeceğine ben eminim bu sürecin. Çok basit ve çok daha hasta açısından konforlu hale getirilebilecek bir süreç, çünkü bu çok korkmamıza gerek yok. Ama inşallah hiç de gereksinim olmaz bir daha. Gözde Hanım, siz Amerika'da yapıldı herhalde işlem. Amerika'da ilk teşhiste yapılan kuyruk sokumu gibi işte, o kalça kemiğin oradan alındı. Böyle onu hayal meyal hatırlıyorum. Hem çok eski, hem böyle biraz diyorum ya, ne kadar yabancı dilim olsa da ana diliniz gibi değil, böyle çok korktuğunuz zor anlar ilk başlar tabii. Böyle bir şeyler anlatıyorlar falan, çok anlayamadan geçti ama çok büyük bir acı olsa hatırlardım muhtemelen. Bu daha sonra Türkiye'deki tedavimin devamında da 3 ya da 4 kez şu bölgeden, ne diyoruz buraya? Döş. Sternal kemikten aspirasyon yapabiliyoruz. Kalça kemiğinden ise hem aspirasyon hem biopsi yapma şansımız oluyor. Tamam, o zaman ben karıştırdım. O biopsi değil. Tamam, pardon. Biopsi olmamış oluyor değil mi o zaman? Ama yine de kemik iliğinden örnek alınmış oluyor ve aspirasyon alınmış oluyor. Dolayısıyla da hani aspirasyonu iki yerden de yapabiliyorsunuz ama biopsiyi sadece kalça kemiğimizden yapıyoruz. Tamam. İkisinde de ama Nidem Hanım dediği gibi, yani sadece hani bu sezaryen ikiz bebeklerim oldu, belki anlatırım onu da birazdan. Onda da aynı şekilde yani bir şeyler hissediyorsunuz ama acı değil. Yani sadece bir şeyler olduğunu hissetme hissi diyebilirim. Yani korkulacak bir şey olduğunu ben de düşünmüyorum. Harika. Şimdi isterseniz biraz da tedavi kısmına geçelim. Çünkü tedavi kısmı en önemli parçalardan bir tanesi. Tedavide benim asistanlığım döneminde aslında benim için KML'nin önemli olmasının, çok özel bir yeri olmasının öneminin bir parçası da aslında benim tezim KML üzerineydi. İmatinib yeni çıkmıştı o zamanlar. Hastalarımız yeni kullanmaya başlamışlardı. Dahiliye tezimdir imatinibin T hücre üzerindeki fonksiyonlarının ve etkisinin değerlendirilmesi. Gerçekten oldukça özel bir hasta grubu. Çok yeni bir ilaç, yeni kullanmaya başlamış hastalar, çeşitli yan etkiler, çeşitli sıkıntılar, yeni yeni alışıyoruz ilaca. Ama bizim için çok kıymetliydi çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi daha önceden
Alojenik nakil gibi aslında küratif yani tedavi edici ama kendi içinde çok ciddi komplikasyonları olabilen bir tedaviden biz buralara geldik. Daha önceki verilen tedavilerin hiçbiri alojenik nakil dışında KML hastaları için tedavi edici özellikte değildi. Kullanılan birçok tedavi protokolü ya da birkaç tane ilacın içerisinde şu an halen kullanmakta olduğumuz ilaçlar da var aslında. Bunlardan bir tanesi işte o biraz önce söylediğimiz yüksek lökosit sayısıyla gelen hastalarda bu lökosit sayısının yaratacağı komplikasyonlardan, sıkıntılardan hastaları korumak için hızlı bir şekilde hücreleri düşürmeye gayret ediyoruz. Bu aşamada İki yardımcımız var. Birincisi çok yüksekse tıpkı Gözde Hanım'da olduğu gibi hastalara lokoferez yapıyor ve o hücrelerin belli güvenli sayıların altına inmesini sağlıyoruz. Ama daha ılımlı bir yükseklik söz konusuysa da o zaman hidroksiüre gibi tedavilerle yardımcı olarak bu hücre döngüsünün artmasına bağlı gelişen ürik asit düzeylerini düşürecek yine yardımcı ilaçlarla, allopurinol gibi bir takım ilaçlarla ve hastalara özellikle bol bol su tüketin, bol su için hidrasyonunuza çok dikkat edin önerileriyle bu süreci geçirmeye çalışıyoruz ve ana tedaviye geçiyoruz. Ana tedavide de biliyorsunuz en sık kullandığımız ve muhtemelen hepinizin ilk basamakta kullandığı ilaç imatinib. Bunlar tirozin kinaz inhibitörleri. Yani biraz önce yine bahsettiğimiz o genetik translokasyon sonucu ortaya çıkan BCR-ABL transkriptinin tirozin kinaz aktivitesine sahip olduğunu, bunun da hücrelere aşırı çoğalma sinyali gönderdiğini söylemiştik. İşte o aşırı çoğalma sinyalini kıran tirozin kinaz inhibitörleri KML'de resmen çığır açtı. Sonrasında ikinci jenerasyon ve üçüncü jenerasyonları geldi. Hepiniz biliyorsunuz imatinipler, dasatinipler, nilotinipler. Bu ilaçları artık güvenli ve çok da yan etki profillerine de çok hakim bir şekilde kullanıyoruz hepimiz klinik pratikte. Tedavi deneyimlerinizle ilgili olarak azıcık bahsettik. Yaşadınız, nasıl yönetildi ya da nasıl yönetilmeli? Bunlardan biraz bahsedelim. Hocam ilacı ilk kullanmaya başladığımda tabii benim de şikayetlerim oldu. Hatta birkaç kere acile bile gitmek zorunda kaldım. Aşırı işte mide bulantısı, ishal, onun gibi şeyler oldu. Hatta bazen böyle nefes alamıyordum. Nefes darlığı çekmeye başlamıştım. Acile gittiğimde işte acildeki doktor demişti bana ki yani yapacak hiçbir şey yok. Vücudun alışana kadar dayanacaksın dedi. Ateşim yükselmesi olmuştu. Ateş yükseliyordu. Bunlar imatinib kullanmaya başladıktan sonra olan şikayetler mi? Evet. Onlar ama çok uzun da sürmedi. Yani ne kadar diyeyim bir ay falan öyle bir zorluğunu çektim. Ondan sonra da yani normal sanki normal bir ağrı kesici alıyormuş gibi almaya başladım ilacımı. Öyle bir devam ettim. Sonra vücudunuz onu tolere edebilir hale geldi anladığım kadarıyla. Evet hocam. 400 miligram mı kullanıyorsunuz? 400 miligram kullanıyorum. Başta neydi imatini mi? İmatini. Bilmek vardı ilk başlangıçta. Sonra değişti ilaçlar, jenerik ilaçlar var. İmatinib'in birçok jenerik ilacı var. Ama sonuçta imatinib gayet iyi bir şekilde tolere ediyor vücudunuz gibi anlıyorum imatinib'i ve bununla devam ediyoruz. Doğru mu? Onu yok hocam. İlk başta onu kullandım. Biraz 6-7 ay kadar sonra hocam değiştirdi ilacı. Başka bir ilaca geçtim. O da 400 miligram. Şimdi ona devam ediyorum. Yani 2 senedir, 2,5 senedir onu kullanıyorum o ilacı. Başka da onun dışında bir şikayetim olmadı. Bir kramp oluyor şu anda işte kramplarım çok aşırı oluyor. Özellikle de sıcakta yaz aylarında işte bacaklarıma bu işte göğüs kemiklerimin kafesinin olduğu yerlere falan kramplarım çok aşırı oluyor. Onun dışında başka hiçbir şikayetim yok ilaçla ilgili şu anda ama ilk bir ay kadar 1,5 ay kadar bir şikayetlerim oldu bayağı. Vücuduma alışana kadar ilaca zorlandım. Peki ilacın değiştirilme nedeni herhangi bir şekilde ilaca yanıt alınmaması ya da alınmış bir yanıtın
kaybedilmesi miydi yoksa tolere edememeniz miydi? Yok hocam, onunla bir ilgisi yok. Hocam kendisi dedi, bu ilaca geçelim biraz da dedi. Yani vücut kabul etmişti artık ilacı. Tedavi de bayağı güzel gitmeye başladı. İlk başlarda zaten ayda bir kere, 15 günde bir falan kan veriyordum da. Kontrollerim vardı. Onunla baktılar, hani sürekli düşüyor. Hücreler işte düşmeye başladığında. Ondan sonra ilacı değiştirdi. Doktor dedi, bunun doktorum yani hocam. Bunu da dedi, başka bir ilaca geçireyim seni. Bu da dedi aynı şekilde aynı ilaç dedi aslında. Gliveç diye bir ilaç kullanıyorum şu anda. 400 miligram. Alıştım şu anda da, hani pek bir şikayetim olmuyor. Sadece arada bir dediğim gibi kramplarım oluyor. Bazen işte ilacı içtiğim zaman arada bir mesela 3-4 saat geçerse acıkırsam falan mide bulantım oluyor. Onda işte bir şeyler yedikten sonra geçiyor mide bulantısı. Onun haricinde de pek bir şikayetim kalmadı şu anda. Alıştım yani. Normal, sanki ağrı kesici içer gibi günlük kullanıyorum. Evet. Her gün bir tane alıyorum. Çok geçmiş olsun. Ben buraya şöyle küçük bir klinik bilgiyle gireyim isterseniz. Genellikle yaptığımız şey takiplerde hastalarımıza imatinib gibi bir tedaviye, tirozinkinaz inhibitörünü başladıktan sonra beklentimiz ilk 3 ay içerisinde hematolojik yanıt elde etmek. Hematolojik yanıttan kastımız kan değerlerinizin artık normalize olması, kansızlığınızın toparlaması, lökosit sayılarınızın normale dönmesi, kandaki bazofil değerlerinizin normale dönmesi, yine kanda, periferik kanda dolaşan o genç hücrelerin, aslında kemik iliğinde olması gereken ama periferik kana karışmış olan o genç hücrelerin hiç görünmüyor olması ve eğer büyük ise başlangıçta dalağınızın da yine palpe edilemiyor olması, yani ele gelmiyor olması bizim için en önemli yanıtlardan bir tanesi. Takiben de 6. ayda ve 12. ayda mutlaka yanıt değerlendirmeleri yapıyoruz. Ve bu PCR testleriyle BCR-ABL bir transkriptlerini, bir internasyonel bir skala var. Bu skalaya göre, standartize edilmiş değerlere göre ölçerek bir optimal yanıt elde edip etmediğimizi kontrol ediyoruz. Bu optimal yanıt zaten aslında skalaları belli. Uluslararası olarak da bütün dünyada kullanılan belli başlı limitler var, alt limitler var. Aldığınız yanıtın optimal bir yanıt mı olduğunu, yoksa yanıtsız bir değer mi olduğunu veyahut da bir ara değer mi olduğunu gösteren bir takım skalalarımız var. Bunlardan hastalarımızı takip ediyoruz ve bu transkriptlerin belli seviyelerin altına indiğini gördüğümüzde de zaten genellikle artık yine göreceksiniz takiplerde de, sevgili dinleyen hastalarımız da görecek. Eğer bu optimal yanıtı sağladığınızda bir daha sıklıkla kemik iliği biyopsisi hastalarımıza önermiyoruz. Ancak ve ancak periferik kandan takiplerimizi mutlaka yapıyoruz. Sıklıkla yaptığımızda 3 ayda bir bu takiplerin düzenli olarak mutlaka yapılması şeklinde. Ancak bir tedaviye yanıt kaybı olduğu zaman ya da tedaviyi değiştirmeniz gerektiği zaman, özellikle tedaviye yanıt kaybı söz konusuysa, tekrar bir kemik iliği biyopsisi mutlaka gerekiyor. O da bu işte tedavi sırasında kazanılan yeni mutasyon analizlerini görmek amaçlı olarak, bu mutasyon analizleri bizi ikinci basamakta kullanacağımız tedaviler açısından yönlendirmesi anlamında çok kıymetli. Şimdi yine devam edelim dilerseniz diğer hastalarımızla. Nezem Hanım, sizin tedavi süreciniz nasıl ilerledi? Bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Ben biraz önce de biraz bahsettim aslında, evet. Ama benim başlangıç biraz sıkıntılı geçti Deniz Hocam. Dediğim gibi ilk 6 yıl boyunca aslında istenilen sonuca ulaşamadım. O yüzden öncelikle imatinib'le başladım tabii ki ben de. Dediğim gibi 400 miligram olması gereken yerde 200'de başlamak durumunda kaldım. Çünkü nötrofil sayım çok düşüyordu. Yani haddinden fazla düşüyordu hani 400 miligram aldığımda. 200 aldım, sonra 300, 200, 400'e hiç denemedik bile. Hani 300'ü denemeye çalışıyorduk. Bir süre sonra şu an yine doktorum olan, yani doktorumla
Bir şekilde 300'e ve 400'e çıkabildik ve bunu dediğim gibi neoprojen iğneyle başarabildik. Sancılı bir süreç geçti. Bulantılarım çok oluyordu. Aysel Hanım'ın söylediği gibi. Göz şişmelerim çok oluyordu. Hani yüzümde şişkinlik, ödem evet. tutması. Evet. Beslenmeye de gireceğimizi düşünüyorum. Hani çok o konuda şu an bir şey söyleyeyim ama. Yani ödemlerim ve şişmelerim, bulantım çok oluyordu. Bunun için bir bulantı hapı önermişti doktorum. Yani vermişti daha doğrusu. Onu da kullanıyordum hani çok acil durumlarda. Evet. Bunun dışında dediğim gibi geçen sene yani Aralık ayında gibi diyeyim. Daha doğrusu geçen 2021'in Eylül ayında ilacımı bırakmayı denedim gebelik istediğimden dolayı. Üçüncü ayda geri geldi. Hastalık. Burada hani doktorum şunu söyledi bana. Ya Nilden hani 2 yıldır evet negatif görüyoruz ama 3 ayda geri geldiyse bu hastalık bir ilacını değiştirelim. Hani şeklinde yaklaştı. Böyle olunca ben de hocam tabii ki siz biliyorsunuz ne dersiniz dedim ve dasatinime geçtik. Şu an bunun yan etkilerine bakacak olursak imatinib'den çok daha iyi hissediyorum. Çok nadir göz şişmelerim oluyor ama çok çok nadir. Onun dışında bir yan etkisini yaşamadım. Hani dediğim gibi 1 yıl tam olmadı bile bu ilacı geçeli ve 1-2 ay sonra negatife dönmüş oldum tekrardan hani genetik sonucuma baktığımda. Şu an bir sıkıntı olmadan çok şükür dasatinib'le devam ediyorum. Yani ilaç kullanmaya devam ediyorum. İlaçların tabii yan etki profilleri bazılarının grup özelliği var gerçekten. Bunların hepsi tirozin kinaz inhibitörü ve tirozin kinaz inhibitörlerinin bir takım grup yan etkileri var. Ama kendilerine has da bir takım yan etkileri var. Fakat hani hastalarımızda da gördüğümüz gibi gerçekten yönetilebilir aslında yan etkiler. Bu yan etkilerin çok büyük çoğunluğu başlangıçta biraz kendini hızlı bir şekilde gösterip daha sonra ilacı kullanmaya başladığınızda daha kolay tolere edebildiğiniz, alıştığınız ve hafif orta şiddetli yan etkiler ve hekiminizle paylaştığınızda yine bunların hepsinin aslında bir çözümü var. Hekiminiz mutlaka size bunlarla ilgili bir takım önerilerde bulunacaktır. Doğru yaptığınız, doğru zannettiğiniz, mesela kullandığınız bir takım yan ilaçlar ya da bir takım beslenme ürünleri, bir takım bitkisel ürünler ilaçların düzeylerini çok ciddi anlamda etkileyebilmekte. Bu anlamda kullandığınız her türlü ürünü hekimle konuşmak, hekime anlatmak çok çok önemli. Çünkü gerçekten böyle zamanlarda, özellikle böyle hastalıklarda, hele ki ben işte kronik miyeloid lösemiyim dediğiniz anda etraftaki herkesten bir takım böyle feedbackler almak başlarsınız. İşte memleketten bir bal gelir, öbür taraftan başka bir bitkinin kökü gelir. Başka bir hastada denenmiş farklı bir ürün size mutlaka, bunu mutlaka kullanmalısın diye empoze edilmeye çalışılır. Bunlardan mutlaka çok uzak durmaya çalışmak lazım. Aslında genel olarak çok bildiğimiz bazı şeylerin bile tirozin kinaz inhibitörlerinin düzeylerini arttırarak ilaç yan etkilerini çok ciddi anlamda arttırabildiğini biliyoruz. Böyle tecrübeleriniz oldu mu? Böyle istekler, böyle öneriler geldi mi sizlere de? Geldi hocam, bana da çok geldi öyle diye. Hala da gelmeye devam ediyor. Geçen gene bir hafta önce falan öyle bir teklif aldım. İlacılarda bir ilaç var işte, başka bir kanserli hasta işte. Ayağı kaldırdı, şöyle oldu, böyle oldu ama kullanmıyorum. Çünkü o daha önce ben hocama sormuştum. Hocam dedi ki yok, kesinlikle öyle bir şeyleri kullanma. Çünkü ilacının etkilerini azaltır. Yani tavsiye etmiyoruz dedi. Sen bizim dedi verdiğimiz ilacı kullan. Biz ne diyorsak onu yap, başkalarının söylediğine bakma dedi. Ben de o şekilde devam ettim öyle.
Kesinlikle olması gereken o. Gerçekten de bazı şeyler var ki bizim kılavuzlarımıza bile girmiş. Biz hastalarımızı mutlaka bu konuda uyarıyoruz. Hatta bazen diyetisyenlerle bile görüştürtüyoruz. Ama özellikle bazı ürünlerin kullanımında çok dikkat edilmesi gerektiğini ve bitkisel ürünlerden özellikle uzak durulması gerektiğini mutlaka vurguluyoruz. Yine dediğim gibi kılavuzlara girmiş bazı şeyler var. Mesela yeşil çay gibi, zerdeçal gibi, ginkgo biloba gibi. Bütün bunların tirozin kinaz inhibitörü olan ilaçların aktivitelerini arttırma olasılıkları, dolayısıyla da yan etki profillerini arttırma olasılıkları var. Bunlar hakkında hastalarımızı mutlaka bilgilendiriyoruz. Sizler de lütfen herhangi bir şekilde hekiminize danışmadan hiçbir bitkisel ürünü, hiçbir ilacı hatta kullanmamaya gayret ediniz. Çünkü ilaç etkileşimleri böyle önemli bir hastalığı tedavi ederken yaşadığınız süreci negatif, olumsuz bir şekilde etkileyebilir. O anlamda hep bizlerle iletişim halinde olmakta fayda var. Ben araya girdim ama Gözde Hanım'dan da dinleyelim ilk tedavi sürecini. O da tedavisiz takip ediliyor şu anda. Biraz önce söylemişti ama yaşadığınız evet. Etkiler oldu mu sizde de? Mesela emetimde çok sık gördüğümüz işte bu göz çevresindeki ödemler, bacaklarda ödemler, bunlar çok sık gördüğümüz, çok şikayet edilen şeyler. Ama bir süre sonra dediğim gibi çok ılımlı bir şekilde tolere edilebilen yan etkiler bunlar. Onun için hastalarımızın bunlardan hiç korkmalarına gerek yok. Bazen küçük doz diüretikler bile verebiliyoruz. Ufak idrar söktürücü ilaçlarla yönetiyoruz. Tuz ve beslenme alışkanlıklarına çok dikkat etmelerini hastalarımıza vurguluyoruz. Egzersiz bu konuda bizim olmazsa olmazımız. Çünkü imatinib özellikle bazen kas ve eklem ağrılarına neden olabiliyor. Dolayısıyla da işte kandaki bazı değerlere mutlaka bakıyoruz. Eksik olan kalsiyum, magnezyum bunları tamamlıyor bir taraftan. Ama bir taraftan da mutlaka yaşam kalitenizi arttırmak adına egzersizinizi en azından küçük yürüyüşler de olsa mutlaka düzenli olarak yapmanızı öneriyoruz. Gözde Hanım'ın yan etki profilini de dinleyelim isterseniz. Buyurun. Hemen teşekkür ederim. Benim de sizin söylediğiniz gibi en yoğun hatırladığım, biraz genetik olarak ailemizde de var galiba ama göz şişliği. Hani hala bile biraz şiş gözlü bir insan olabilirim ama en fiziksel yoğun hissettiğim bir de mide bulantısıydı. Evet. Mide bulantısı kısa sürdü. Açıkçası vücudum toler etti, bir süre sonra alıştım. Ama göz şişliği belki de genetik yapımızdan dolayı böyle kaldı ve alıştım. O benim böyle fiziksel bana bir hava katıyor falan diye inandım. Öyle de hissettim açıkçası. Onu kusur gibi görmediğinizde bir sorun olmaktan çıktı açıkçası. 3 yıldır da dediğim gibi zaten ilaç kullanmıyorum. Bir de bende şey olmuştu. Biraz böyle tenimde açılma oldu ilaç kullandığım dönemde. Yani Adanalıyım. Daha böyle esmer bir insanken, bilmiyorum literatürde var mıdır ama tesadüf müdür? Böyle daha beyaz tenli bir insan oldum. Böyle bir yan etki aslında sormuş da olayım, size bahsedin. Yani çevrem de fark etti. Sen bu ilaçtan sonra beyazladın diye bir şey oldu bende. Yani ilaç yan etkileri itibariyle cilt ve ekleriyle ilgili bir takım yan etkileri var ama böyle güzel bir yan etkisi olduğunu ilk kez sizden duydum. Doğrusunu söylemek gerekirse beyazlaşmak istediği bir şey. Espri yapıldı işte, Michael Jackson da mı bunu kullanmış falan diye, hani onun beyazlaması meşhurdur ya, öyle espriye maruz kaldım evet. Falan. İşin magazinel kısmına da maruz kalmışsınız evet. Teşekkür ederim. Çok çok güzel. Gerçekten farklı yan etkilerle farklı hastalarımızla karşılaşabiliyoruz. Ama sonuç itibariyle şunu vurgulamak lazım herhalde. Burada yapmaya çalıştığımız şey, burada tedavi ettiğimiz hastalık her ne kadar çok ismini telaffuz etmesek bile içerisinde adı lösemi geçen bir hastalık. Ve biz bunu bir hap tedavisiyle evden tedavi ediyoruz. Dolayısıyla da ilaca mümkün mertebe tabii ki yan etki profilini hekiminizle konuşarak yöneteceksiniz ama ilaca karşı sabırsız olmamak, ona biraz zaman vermek ve ilaca vücudunuzun tolerasyonu için bir müddet böyle katlanma
katlanmak gerçekten aslında katlanmak da demeyelim de biraz zaman vermek herhalde en doğrusu. Çünkü bir süre sonra gerçekten vücudumuzla bir barışık halde yaşamaya başlıyor ve o bizim için o lösemik hücreleri kontrol altında tutarak lösemisiz bir hayat yaşamamıza, normal hayatımıza geri dönmemize sağlamaya çalışıyor ve çok büyük oranda da bunu başarıyor gerçekten. Bu egzersizle ilgili sizler yapıyor musunuz? Beslenme alışkanlıklarınızda değişiklikler oldu mu? Nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela Gözde Hanım, siz tedaviyi bırakmışsınız gerçi ama yine de çok dikkat ediyor olmalısınız değil mi? Evet. Ben belki de burada ilacı bırakan tek kişi olarak şöyle bir motivasyon şeyi söyleyebilirim. Eski lisanslı voleybolcuyum. Hayatımda spor hep vardı benim. Hastalık yaşamadan önce de çok seviyorum. Hareket etmeden mutlu olmayan bir insanım. Ben bunun faydasını gördüğüme kesinlikle inanıyorum her şeyde. Bu psikolojik sağlığımız için de, ruh sağlığı için de kanıtlanmış bir şey her anlamda. O yüzden hareket hayatımda hep vardı. Hastalıktan sonra da hiç bırakmadım. Ve demin en başta söylediğim gibi çok hastalık gibi de, birçok hastalığa göre hastalık gibi de görmedim. Günlük hayatımı sürdürebildim yine. Yeni hastalara da söyleyeyim. Dediğiniz gibi böyle lösemi olan bir hastalığı sadece ağızdan bir hapla yönetebilmek, günlük hayatınızı olduğu gibi sürdürebilmek birçok hastalığın yanında çok büyük şans. O yüzden hala da sürdürüyorum. Daha önce de teşhis kondu. Belki ilk birkaç ay o yan etkiler yoğunken bir şeyler yapamamışımdır ama bu konuda şanslı hissediyorum kendimi. Harika. Başka bir şey söylemek isteyen, eklemek isteyen var mı? Yaşam standardı, yaşam kaliteniz şu anda nasıl? Kendinize nelere dikkat ediyorsunuz? İlaçla ilgili olarak anladığım kadarıyla hiç kimse, yani özellikle Aysel Hanım ve Nilper Hanım için şu anda yaşam kalitenizi bozan bir durum yok. Normal hayatımıza devam ediyoruz gayet güzel bir şekilde. Tıpkı diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi çok da yine farklı hastalıklar var biliyorsunuz. Kontrolsüz diyabet hastalarımız var, diyalize giren böbrek hastalarımız var, farklı bir takım kardiyak profilleri olan kalp hastalıkları var. Birçok ilaç kullanması gereken ve bunu ömür boyu kullanması gereken hastalarımız oluyor. Ancak tabii kar zarar ilişkisine göre bütün ilaçlar burada bizler tarafından sizlere tavsiye ediliyor. Ve buradaki kar zarar silsilemiz, daha doğrusu tartımız karda o kadar ön planda ki dolayısıyla ilaçlarımızı mutlaka çok düzenli olarak kullanmalıyız. Belki bu noktada bir şey daha vurgulamak gerekli. İlaçların çok düzenli olarak kullanımını da burada vurgulamakta fayda var herhalde. Çünkü yapılan bununla ilgili çalışmalar var ve gösterilmiş ki ayda 1-2 kere, belki 2-3 kere bile ilacınızı almasanız, atlasanız, ay bugün de canım istemedi, unuttum ya da hadi ben bugün almayayım, bakayım bugün ne olacak diye böyle bir deneme yanılmaya girdiğiniz takdirde bile ne yazık ki o sağladığınız güzel yanıtı kaybetme olasılığınız var ve ilacın etkinliğini belirgin düzeyde düşürüyor bu tedaviye ara verme durumları. O nedenle ilacın günü gününe alınması ve mümkün mertebe zamanında alınması çok çok kıymetli. Bunu özellikle vurgulayalım. İlacı ara vermek, ilacı kesmek ayrı bir şey. İlaca bir yan etki dolayısıyla ara vermek hekiminiz tarafından yönetilmesi gereken bir şeydir. Asla sizin kendinizin ilaca ara verme ya da ilacı almayayım ben deme gibi bir lüksünüzün olmadığını, hastalığı eğer düzgün kontrol etmek istiyorsak böyle bir lüksünüzün olmadığını söylemem gerekli. Buyurun, Nilden Hanım bir şey söyleyecekti sanıyorum. Bu hareket ve beslenmede ben de bir şeyimi söylemek istemiştim hocam, deneyimimi. Ben de lisanslı basketbolcuydum. Hareket benim hayatımda da çok var ama bir süredir hayatımdan çıkmıştı yani bu hastalığın başında. Sonra kendime doktorumun da tavsiyesi ve bu konferansların da bana kattığı çok şey oluyor. Burada dinlediklerim de çok yararlı oluyor. Tekrardan hareket etmeye başladım ve beslenmeme, yani maalesef ki kanser hücreleri yağ dokularından daha çok besleniyor diye biliyorum. Hani vücudumuzdaki yağ dokularını azaltmak bu hastalıkta rahatlamamız için iyi olduğunu deneyimledim ben.
hem yürüyüş, su çok önemli. Yani burada bütün herkese belki su içmeye davet edebilirim şu an. Su, ben üşenen bir insandım. Çok az tüketiyordum. Hastalığımın başında belki bu şişliklerimin ve bazı yan etkilerini fazla görmemin nedeni de bu olabilir. Suyumu arttırdığımda, yani su tüketimimi arttırdığımda yan etkiler çok azaldı. Hani düzen ve hastalığımın gidişatı çok iyileşmeye başladı. Burada bir de hani bu ot çöp şu yararlıymış, şu iyi geldi denilen bölümde de şunu demek istiyorum. Hepimiz KMEL hastası olabiliriz. Yani ortak noktamız aynı hastalığa sahip olmamız olabilir. Ama hepimizde farklı yan etkiler dinledik. Belki izleyenler farklı yan etkilere sahipler. Ve bazı beslenmelerde bana iyi geldi, sana da iyi gelir. Belki yanlış bir şey yapıyoruz. Yani sana iyi gelen bir şey bana iyi gelmeyebilir. Yani hastalık hepimizde farklı ilerliyor. Bunu da tecrübelendiğim için bu konuda da bunu da iletmek istedim Deniz Hocam. Çok teşekkürler. Aysel Hanım, sizin var mı katkınız? Benim de hocam tuz soracağım ben bir de size. Tuz yemekte bazen yemek yapıyorum çok tuzlu oluyor. Bazen onu bir ayarlayamıyorum ben bir türlü. Ben yiyorum mesela evdekilerden yiyenler işte diyor ki iyi yemeğin tuzu güzel ama bana tuzsuz gibi geliyor. Ben tuz atmak istiyorum. Hatta bana diyorlar tuzsuz ye. İşte eşim falan öyle şey yapıyor. Tuzsuz ye, çok tuz atıyorsun. Yemeğin tuzu iyi. Ama ben onu bir türlü ayarlayamıyorum neyse. Pardon, buyurun. Bazen çok tuzsuz yapıyorum. Bazen de çok aşırı tuzlu oluyor. Yemek acaba diyorum ilaçtan mı oluyor veya hastalığından mı böyle kaynaklanıyor? Yani şöyle, tuz zaten genel olarak aslında hayatımıza çok fazla sokmamamız gereken bir madde. Elimizden geldiğince onu sınırlı şekilde tüketmeliyiz. Hele ki böyle bizim KML gibi bir hastalığımız varsa ve özellikle ödem tutma özelliğine haiz bir takım imatinip gibi ilaçlar kullanıyorsak tuza bir tık daha dikkat etmeyi tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla da tuzda hani söylediğimiz şey genel olarak benim hep söylediğim şey sadece tatlandıracak kadar tuz atın. Çok ciddi ödemi olan hastalarımızda zaten ekstra müdahale ediyoruz, tamamen kesiyoruz ama eğer yaşam kalitenizi bozacak derecede ciddi bir ödem tablosuyla yaşamıyorsanız o zaman hani tuzu böyle sadece yiyeceklere tatlandıracak kadar atmakta fayda var. Onun haricinde salatalara ekstra tuz dökmek, yemeğin üstüne ekstra tuz dökmek, hani tuzsuzun çaresi var da tuzluya çok fazla çare bulmak mümkün olmuyor. O yüzden hani bu şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Diğer yandan tabii beslenmeyle ilgili çok haklı Nilden Hanım'ın da söylediği gibi size iyi gelen bir şey başka birine iyi gelmeyebilirin mantığı aslında şu. Hepimiz aslında genetik olarak dünyada eğer bir tek yumurta ikiziniz yoksa hepimiz eşsiz yaratıklarız. Yani hepimizin farklı bir DNA'sı var. Hepimizin hastalıkları farklı, yaşadığımız olaylara verdiğimiz tepkiler, aldığımız ilaçlara karşı verilen tepkiler, vücudumuzdaki reaksiyonlar bunların hepsi farklı. İlaç dirençlerimiz birbirinden farklılık gösteriyor. Dolayısıyla da bunlar genellemeler ama her zaman kendi vücudumuzu tanımaya çalışarak ve onun iyiliği, onun sağlığı için hekimimizle koordine bir şekilde çalışarak bu süreci yönetmeye gayret etmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Kendimizi diğer hastalarla kıyaslamak değil aslında burada yaptığımız şey. Tek yaptığımız şey birbirimizden aldığımız tecrübelerle birlikte aslında onun olumlu taraflarını biraz daha kendimize empoze edebilmek ve hastalıktan korkmamayı, tedaviden korkmamayı, hekiminiz arkanızda zaten her zaman, hep ona karşı güçlü durmayı ve bu şekilde bu süreci yönetmeyi aslında empoze etmeye çalışmaya çalışıyoruz burada. Diğer yandan burada ben birçok soru görmeye başladım. Müsaadenizle çok kısaca hemen onları biraz cevaplandırmaya çalışayım. Mehmet Bey Kayseri'den sormuş. Mehmet Keser. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Çok detaylı olarak okumayacağım.
aslında burada bir tedavi önerisi açısından benim fikrimi sorar. Mevcut gönderdiğiniz değerlerle birlikte Mehmet Bey, tedavinizin değiştirilmesi daha uygun görünüyor. Hani ikinci bir fikir açısından hekiminiz de aynı şeyi önermiş gördüğüm kadarıyla. Bence de kesinlikle bu aşamadan sonra artık ilacımızı değiştirmek en doğru hamle olacaktır. İkinci bir soru, KML hastaları saç boyatabilir mi? Sevgili Şeyma Hanım sormuş. Şöyle, bu bana çok sık gelen bir soru gerçekten. Hocam saçımı boyatabilir miyim? Saç rengimi değiştirmek istiyorum. Şimdi siz bir şekilde ilaç tedavisini kullanmaya başladıktan sonra ve optimal bir yanıt elde edilip de poliklinik kontrollerinize hekiminiz tarafından çağrılmaya başlandığınız an itibaren bizler için artık toplumdaki diğer normal kişilerden farklı değilsiniz. Kendinizi böyle düşünmeyin lütfen. Dolayısıyla da hani evet, normalde yapılmasını istemediğimiz bazı şeyler var. Kimyasallardan uzak durmak gibi. Mümkün mertebe elimizden geldiğince kimyasallardan uzak durmaya çalışıyoruz ama organik saç boyalarıyla saç boyanmasında şimdiye kadar gördüğümüz herhangi bir sakınca yok. Dolayısıyla özellikle bunu belirtmekte fayda var. Diğer bir soru, KML teşhisi aldım, evimde kedi besliyorum, sorun olur mu diye bir soru. Gerçekten yine güzel bir soru bu, çünkü özellikle evcil hayvanlar ve özellikle bazen tedavi sürecinde biz odanın içerisinde mesela canlı çiçeğin bulundurulmasını bile istemediğimiz bazı hastalıklar var. Kan değerlerinizin düşük olduğu dönemlerde, özellikle nötrofil değerlerinizin belli seviyelerin altında olduğu nötropenik dönemlerde enfeksiyonlara çok yatkın olduğunuz için bu tip şeylerden uzak durmanızı istiyoruz. Ancak kan değerleriniz normalken ve eğer kediniz de aşılı ve veteriner kontrolünde ise böyle ekstra bir önerimiz yok. Hani özellikle uzak durmanız açısından ekstra bir öneride bulunmuyoruz. Sigara konusu çok önemli. Sigaradan kesinlikle uzak durulması gerektiğini mutlaka vurguluyoruz. Sigarayı azaltmak yeterli mi? Hayır, değil. Sigaradan lütfen kurtulun diyoruz bütün hastalarımıza. Sadece bu hastalık için değil, sigaranın verdiği birçok rahatsızlık, ileride sizin ilerideki hayatınızı negatif etkileyecek birçok probleme yol açabilmekte. Biliyorsunuz sigaranın sadece kanser yapıcı etkilerinin dışında aynı zamanda bir akciğer kanseri değil, böbrek kanserinde, mesane kanserinde, pankreas kanseri gibi birçok kanserde de etkili olduğu, etken olduğu gösterilmiş. Diğer yandan bir KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığına da ileriki dönemde neden olarak sizin solunum güçlüğü probleminize ve sık enfeksiyonlarla birlikte sürekli hastaneye gidip gelmenize, oksijen bağımlısı haline gelmenize neden olabilmekte. O nedenle sigaradan hiçbir şekilde hani bir fayda yok bize, hemen sigaradan uzaklaşmamızda fayda var. Bu konuda bazı yardım alabileceğiniz yerler var. Bunları ben hekiminizle görüşmenizi tavsiye ederim. Sigarayı bırakmak bazen gerçekten çok zor oluyor. Çünkü bir psikolojik bağımlılık bu aslında bakacak olursanız. Ama ben eminim çok güzel bir şekilde bu süreci atlatacaksınız. Bir diğer soru da yine 31 yaşında bir hastamız Şeyma Hanım, 7 yıl önce polisemia vera teşhisi konulmuş. Farklı bir kronik miyeloproliferatif hastalık. Bizim BCR-ABL negatif kronik miyeloproliferatif hastalıklar grubumuzdan ve o dönemde de dalağımız 26 santimmiş. Ardından hidrea ve interferon tedavilerine geçildiğini bahsediyor burada sevgili hastamız. Buradan ona da dikkat çekmek istemiş.
bacaklardaki kramplar ve vücuttaki diğer sorunlar. Tabii bunlar farklı hastalıklar aslında. Birbirinden farklı klinik bulgularla kendini gösterebiliyorlar. Ortak özellikleri gerçekten dalak büyüklüğü. Bugün biz KML'yi konuşuyoruz. Belki başka bir gün yine polistemi ya da bu Philadelphia negatif kronik miyeloproliferatif hastalıkları da konuşuruz diğer hastalarımızla. Ama KML için şu anda söyleyebileceklerim, herhalde cevaplayabileceklerim bunlar gibi görünüyor. Şimdi devam edecek olursak bu tedaviyle ilgili olarak tedavinin yanıtsızlığı durumunda vurgulamıştık biraz önce de. Bir şekilde eğer tedavi altında negatifliği gördükten sonra tedavi altında ilacı düzgün kullanmanıza rağmen bir pozitiflik söz konusu oluyor, yani tedavi başarısızlığı söz konusu oluyorsa biz mutlaka iki şeyi özellikle vurguluyoruz. Bir şeye tedavi yanıtsızlığı demeden önce ya da tedavi kaybı, başarı kaybı demeden önce mutlaka ilaç kompliyansını, yani hastaların ilacı düzgün, doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıkları, iki ilaç etkileşimleri ve biraz önce ısrarla bahsettiğimiz bitkisel ürünlerin kullanılmadığını, ilacın etkinliğini düşürecek herhangi bir şeyin yapılıp yapılmadığını mutlaka vurguluyoruz. Bunlar bizim için çok çok kıymetli. Ardından da eğer bir tedavi başarısızlığı bir ilaçla söz konusuysa ikinci jenerasyon ilaçlara geçiyoruz ve geçmeden önce de mutlaka mutasyon analizleri yapıyoruz. Bunun için de kemik iliği biyopsisi mutlaka gerekli. Mutasyon analizleri bize neyi veriyor? Bazı mutasyonlarımız var ki belli ilaçların seçimini sağlıyor. Yani bir grup mutasyonda bir grup ilacın, özellikle mesela dasatinipin daha iyi çalıştığını, bir grup mutasyonda ise nilotinipin daha iyi çalıştığını biliyoruz. Ya da bir tane mutasyon var ki T315 mutasyonu, hiçbirinin çalışmadığını bu mutasyonda, sadece ponatinip isimli bir yine tirozin kinaz inhibitörünün burada etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tedavi seçiminde bu çok çok önemli rol oynuyor. Eğer bir şekilde ilk tedaviden yeterli başarı sağlanılamadıysa ikinci tedaviyi hekiminiz size seçerken sizin diğer hastalıklarınız, yaşınız, bu mutasyon analizi, daha önce kullandığınız ilacın kendisinin ne olduğu ve bütün bunların hepsi mutlaka hekiminiz tarafından değerlendirilecek ve ona göre bir tedavi seçeneği size sunulacaktır mutlaka. Şimdi biraz da isterseniz tedaviyi kesme ile ilgili konuşalım. Çünkü burada tedaviyi kesip de daha sonra kısa bir süre içerisinde geri dönen bir hastamız ve şu anda tedavisi takip ettiğimiz bir hastamız var. Her ikisi de çok güzel kendi klinik deneyimlerini anlattılar. Şu anda Nilperi Hanım'ın mesela tedavide bir kesilme sonrasında erken dönen bir moleküler relaps durumu söz konusu olmuş benim anladığım kadarıyla, değil mi? Ne kadar oldu demiştiniz? 3 ay sonra mı demiştiniz Nilperi Hanım? Evet Deniz Hocam. Kestik. 3 ay sonra her ay başında, yani belirli günlerde bir ayda kan vermeye gidiyordum. Evet. 3. yıl sonunda pozitif geldi. Sonra biz bir kere daha bakalım diye ilaçsız devam ettik. 4. ayda da pozitif gelince doktorum hani artık tekrardan ilaca başlamamız gerektiğini söyledi. Ve bu sefer dediğim gibi ilacımı değiştirerek bir yolu izledik. Bu süreçte gebelikle ilgili herhangi bir pozitiflik vesaire olmadı diye anlıyorum ben. Değil olmadı mi? Zaten evet, doktorumla şöyle hani konuşmuştuk. Biraz hastalık bende dengesiz ilerlediği için bana Nil'den bir hani 6 ay istersen, yine tabii ki bu sizin kararınız. Ama istersen bir 6 ay bakalım hani hastalık nasıl, 6 aydan sonra da gelebilir, önce de gelebilir, hiç gelmeyebilir diye bir açıklama yapmıştı. Tabii ki kararı yine bize bıraktı ama biz de doktorumuzun sözüne çok güvendiğimiz için bir 6 ay zaten hani o süreci düşünmedik. Hani evet ilacı bıraktım ama acele etmedik ve zaten maalesef ki 3. ayda tekrardan hastalık geri dönmüş oldu. Şu an gebelik tekrardan ertelenmiş oldu, öyle bir şey olursa tabii.
Anladım. Peki şöyle bir bilgi, bu gebelikle ilgili de isterseniz küçük bir klinik bilgiden bahsedelim. Tirozin kinaz inhibitörleriyle ilgili. Tirozin kinaz inhibitörlerinin şu anda mevcut olan hemen tamamı gebelikte kullanılmıyor. Biz gebelik eğer planı söz konusuysa veya gebelik anlaşıldığı andan itibaren mutlaka tirozin kinaz inhibitörlerinin kesilmesini öneriyoruz ve hızlı bir şekilde kadın doğumcuyla irtibat halinde bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. O nedenle hani gebelikte kullanabildiğimiz farklı ilaçlar var. Çok daha önceleri kullandığımız interferonlar bu konuda bize yardımcı olabiliyor. Bazı hastalarımız var ki lökosit sayısı düşük, her şey yolunda, gerçekten tedavi gereksinimi olmayan hastaların yönetimi söz konusu olabiliyor. Ama şu bir gerçek ki tirozin kinaz inhibitörlerini hiçbir şekilde gebelikte kullanamıyoruz. Bazen erkekler de soruyorlar bunu. Hocam işte biz gebelik planlıyoruz eşimle birlikte. Ben ilacı kesmeli miyim diye. Şimdi bununla ilgili bir takım guideline'larımız var, kılavuzlarımız var. 2020 yılında KML ile ilgili kılavuz yayınlandı ve burada da yine vurgulanan şey aslında imatinibin özellikle hiçbir şekilde bu sperm fonksiyonlarını ve morfolojisini bozmadığı, dolayısıyla da erkeklerin imatinib kullanan baba adaylarının ilacı kullanması konusunda herhangi bir kesilmeye gereksinimin olmadığı şeklinde. Dolayısıyla baba adayları ilacı kesmeden kullanmaya devam edebilirler. Ancak annelerimizden, anne adaylarımızdan ilacı kesinlikle kullanmaması gerekli. Laktasyon dönemi için de aynı şey geçerli. Emzirirken de hiçbir şekilde tirozin kinaz inhibitörleri düşük düzeyde de olsa süte geçtikleri için kullanmalarını önermiyoruz. Hocam, ben burada eklemek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey de hani artık bu süreci biz araştırmayan doktorumla birlikte hani konuştuğumuzda eskiden devletin desteğiyle bazı iğnelerin hani bu gebelikte kullanabildiğimiz iğnelerin başka ülkelerden gelebildiğini söylemişti ama şu an maalesef ki Türkiye'de bu iğnelere ulaşmak çok zor. Yani ben inanın ki çok araştırdım. Bütün her şeyi yani denedik. Ama maalesef ki Sağlık Bakanlığı'ndan da hani anlaşmalarının bittiğini ve getiremediklerini geri dönüşünü aldık. Bu konuda ne yapabiliriz? Yani bilmiyorum, benim gibi hastalarda vardır diye düşünüyorum. Hani gebelik düşünen ama ilacı bırakamayan. Ya aslında bu iğne olsa gayet doğum yapan kadın hastaların olduğunu da biliyorum. Yani denk de geldim ama maalesef ki biz şu an ulaşamıyoruz bu iğnelere. Evet, çok zor bir süreçten geçiyoruz gerçekten. Bu sürecin kısa bir süreç içerisinde de tamamlanacağını ben umut ediyorum. Çünkü bu ilacı zaten aslında sadece sizler gibi ara dönemde kullanmak isteyen değil, normal rutin farklı hastalıklar dolayısıyla düzenli kullanması gereken hastalar da var. Dolayısıyla onların da temini konusunda bazı sıkıntıların yaşandığını biliyorum ama bir taraftan da hani bunu çözmek için çok yoğun bir çabanın sarf edildiğine eminim. Duyuyorum bunları. En kısa zamanda bununla ilgili çözümlerin bize aktarılacağına inanıyorum. İnşallah hepimiz görüşeceğiz. Peki Gözde Hanım, sizin sürecinizi de isterseniz konuşalım. Ardından da ben bu ilacın kesilmesiyle ilgili bazı tıbbi doktor açısından bazı bilgiler vermek istiyorum size benim perspektifimden. Buyurun. Teşekkür ederim. Benim de işte 3 yıl oldu ilacı bırakalı. Benim de gebelik planıyla bıraktım ilacı ben de. Belki biraz daha şanslıydım. Bir pozitif nüks etme durumu olmadı. Ama gebeliğim hemen olmadı. Yani uzun süredir içmiyorum kontrol altında. İşte ikiz bebeklerim oldu şu anda 10 aylıklar. Yani ilacı bıraktığımın 2. yılında hamile kalmış oluyorum galiba. Evet, şu anda 3 yılı tamamladım. İlacı bıraktığınızda ne kadar zamandır kullanıyordunuz ilacı? 2006 diyelim, 2022-2019, 13 yıl oluyor galiba, evet.
13. yılınızda bıraktınız ve negatif miydi sonuçlarınız? Evet, evet. Kontrol altında bıraktım. İşte evlendim o ara, gebelik denemeleri. İşte olmadı ama bu arada sağlığım iyi gitti. Hani dolayısıyla hani hatta ben şöyle zannediyordum, hastalığım konusunda yeterince bilinçlenmemişim demek ki. Hani işte atıyorum 3 ay 4 ay deneyip sonra hadi tekrar iç falan uzun süre. Demek ki hani o negatiflik sürdüğü sürece doktorum tamam içmemeye devam et. Hani çocuk doğursan da doğurmasan da zaten bu ilacın bu sonuçlarını görüyoruz'u anlattı bana. Bana Amerika'da ilk teşhis konduğunda da hatta öyle bir cümle kurulmuştu, onu da söyleyeyim. Ne olacak, bu ilaç beni iyileştirecek mi diye sormuştum ben. İşte o zaman demişlerdi ki yani şimdilik seni kontrol altında, hani remisyon denen işte hastalığın kontrol altında olmasını sağlayacak. Ama bir 10 yıl sonra belki de iyileşeceksin. Hani bunu şu an bilemiyoruz. Yeni bir aslında devrim niteliğinde bir ilaç denmişti. Ben şanslıyım, herkese de aynısını bütün kalbimle diliyorum. Benim için şu anda şimdilik öyle oldu en azından. Bıraktığım anda tekrar başlamama gerek kalmadı. Gebeliğim dediğim gibi 13 yıl sonra işte bıraktığımı düşünürseniz 2 yıl sonrasında da tüp bebek tedavisiyle ama o hastalıkla ilgili, o yaşımla ilgili işte, kadınlara biraz daha doğa acımasız olduğu için doktorum hani yumurta sayın azalıyor, tüp bebek deneyebilirsin dediği için tüp bebek denedik. Onda da şanslıydık. İkiz bebeklerim oldu. Başta Nildem Hanım'a, isteyen herkese de yine bütün kalbimle dilediği gibi olsun isterim, dilerim. Allah bağışlasın ikizlerinizle. Çok teşekkür ederim. Hiç çok sağ olun. Benim için süreç böyle devam ediyor. Yani ilaç kullanmadan şimdi yine senede bir işte kontrol altında hayatımı sürdüreceğim. Harika. Dilerim hep böyle devam eder. Ben ilacın kesilmesiyle ilgili bir takım tıbbi bilgiler vermek isterim sevgili hastalarımıza da, dinleyen hastalarımıza. İlacın kesilmesine gerçekten hekim tarafından bakıldığında biz çok başlangıçta negatif yaklaştık. Yani ben KML gibi bir hastalığı bir hap tedavisiyle kontrol ediyorken bu ilacı keseceğim ve kestikten sonra ne olacak? Hastalık geri gelirse nasıl, tedaviye tekrar yanıt verecek mi, vermeyecek mi? Bütün bunlar büyük bir soru işaretiydi ve hepimiz hala pek çok arkadaşımızda ilacın kesilmesi konusunda aslında bazı tereddütler yaşıyoruz. Bu bir gerçek. Ama şu da bir gerçek ki yapılan bir takım bununla ilgili büyük çalışmalar var ve bu çalışmalarda belli bir süre, özellikle uzun süre derin bir moleküler yanıt elde ettiyseniz o zaman ilacı kesmek mümkün olabiliyor bu hasta grubunda. Fakat tabii bazı artıları ve hani eksileri olabilir. Bazı şeyleri mutlaka hekimle, yani kesme sürecinde olmazsa olmaz hastalardan bir takım beklentilerimiz var. Bunlar biraz önce size bahsettiğim bu kılavuzlarımızda da mutlaka yapılması gereken şeyler olarak tanımlanıyor. Bunların başında bir kere hekimle iletişiminizin asla kopmaması ve kontrollere geleceğinizden, gelebileceğinizden emin olmanız gerekli. Yani ayda bir, ilk başlangıçta ayda bir kontrol ediyoruz, ilk 6 ay, ardından 2 ayda bir, sonrasında sürekli olarak 3 ayda bir. Çok yakın izlemi mutlaka bizlerle beraber sürdürebiliyor olmanız gerekli. Bunun haricinde tabii bu BCR-ABL transkriptine baktırabildiğiniz bir yerde takip ediliyor olmanız zaten olmazsa olmazı. Ve bunun sonuçlarında da, yani ilacı kesmenin sonucunda hastalığın tekrar geri gelme olasılığının olabileceğinin bilincinde bir şekilde bunu kabul ederek farkındalığında olarak aslında bu sürece girmek gerekli. Ve daha önceki tedavilerinizin de mutlaka tartışılması lazım. Klasik olarak bugün aslında önerilen şu, bir kronik faz özellikle KML hastasında ve standart bir BCR-ABL transkripti olan bir hastada genel öneri, imatinib için 5 yıldan uzun süreli bir imatinib kullanımı, ikinci jenerasyon ilaçlar kullanıyorsanız bunu 4 yıldan uzun süreli olarak söylüyor kılavuzumuz. Mutlaka olmazsa olmaz. Bu ilaç kullanımıyla beraber de en az 2 yıl derin bir
moleküler yanıtın sağlanmış olduğundan emin olmamız gerekli ki ilacı bırakabilelim, yani ilaca ara verebilelim. Ama en büyük bunun çalışmalarında bile yaklaşık olarak ilacı bıraktıktan sonra bu ilaçsız dönemde moleküler remisyonda kaldığınız, yani moleküler iyilik halinde kaldığınız, negatif halde kaldığınız süre aslında bakacak olursanız %50, yani %52'lerde seyrediyor ki bu dönemde moleküler relaps oranları, yani tekrar geri gelme oranları. Şu da bir gerçek ki uzun vadede de aslında bir de geri geldikten sonra aslında onu vurgulamak lazım. Tekrar aynı ilacı başladığınızda dahi yanıt alma olasılıklarınız oldukça yüksek. Yani bir ilacı kestiniz, uygun bir şekilde kestiniz ama erken dönemde ya da geç dönemde bir şekilde geri geldi hastalık. O zaman aynı ilacı başladığınızda tekrar aynı moleküler yanıtlara, ilacı kesmeden önceki moleküler yanıtlara dönme olasılığınız %90'ların üzerinde. Diğer yandan şu andaki çalışmaların hepsi, mevcut çalışmaların hepsi henüz takip süresi açısından 10 yılı geçmiş durumda değil. Dolayısıyla da geç dönemde hani ki relapslar, geç dönemdeki hastalık geri dönüşleri hakkında çok da bir fikrimiz yok. Bu nedenle de mutlak surette hekimlerinizin mutlaka kılavuzluğunda bu yakın takip süreçlerine devam etmeniz mutlak öneri olmalı hastalarımız için. Tabii ki ilaçsız bir yaşam hepimizin isteği neticede. Ancak hani her kişi biraz önce söylediğimiz gibi birbirinden farklı ve hastalık herkeste de kendi içinde ufak tefek farklılıklar gösterebilmekte. İlaçlar da bununla aynı özelliğe sahip. Dolayısıyla Gözde Hanım çok şanslı, çok şükürler olsun. Harika iki bebeğimiz de doğmuş. Allah bağışlasın. İnşallah sağlıklı bundan sonra hayatınıza devam edersiniz. İlaç kesme konusundaki tecrübelerimiz de giderek umut ediyorum artar. Hani çok daha güvenle, çok daha farklı şekillerde, daha erken belki dönemlerde ilacı kesme şansımız olur. Gelecek olan sonuçlara bağlı bunların hepsi tecrübelerimizle sabitlenecek diye düşünüyorum ben. Bir soru daha var burada. Hemen ona da yanıt verelim dilerseniz. Alkol kullanımıyla ilgili. Biz alkol kullanımını hiçbir şekilde ilaç kullanan hastalarımızda tasvip etmiyoruz ve istemiyoruz. İlaç kullanan hastalarda herhangi bir ilaç içinde aslında bu geçerli, bir tansiyon ilacı içinde geçerli, şeker ilacı içinde geçerli ama düşünün ki KML gibi bir hastalığı tedavi ettiğimiz bu kadar özel bir ilaçla asla ve asla alkol kullanımını önermiyoruz. Ara sıra içmek gibi de değil, ilacı kullandığınız süre boyunca sigara, alkol gibi zararlı bir takım maddelerden uzak durmanızı özellikle öneriyoruz. Başka bir soru var mı diye de şimdi buradan hemen bakıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı diye de şimdi soracağım. Bir de belki hastalığın biraz önce fazlarından bahsettik ama biz hep kronik faz, kronik miyeloid lösemiden bahsettik. Bu hastalığın bir de akselere, yani hızlanmış fazının olduğunu ve blastik fazının, yani akut lösemiye artık dönen fazının olduğunu ve bununla da bize nadiren de olsa gelen hastalarımızın olduğunu biliyoruz. Yani ilk tanı sırasında aslında kronik miyeloid lösemi'nin hızlanmış fazıyla bize gelen hastalarımızda ya da blast popülasyonu çok yüksek olan akut lösemiye dönmüş blastik faz ile gelen hastalarımızda oluyor. Bu hastalarımızdaki tedavi seçeneklerinde de yine tirozin kinaz inhibitörleri özellikle akselere fazda, hızlanmış fazda bir opsiyon ama mutlaka ardından bir kemoterapi süreci ve alojenik nakili yanıta göre hastalara opsiyon olarak sunmak durumunda kalıyoruz. Blastik fazda ise tirozin kinaz inhibitörleriyle beraber kemoterapi ve ardından da donör aramasının ardından alojenik nakil gündeme geliyor. Alojenik nakilden de tedavide bahsedelim dilerseniz.
Alojenik nakil başlangıçta benim öğrenciliğim zamanında, asistanlığımın ilk zamanlarında KML kronik faz hastalarına önerilen en temel ve tedavi edici, küratif dediğimiz tedavi edici yöntem idi. Fakat artık tirozin kinaz inhibitörleriyle beraber çok geri planda kaldı. Biz artık alojenik nakili sadece biraz önce bahsettiğimiz blastik fazlı hastalarımıza veyahut da artık tirozin kinaz inhibitörlerine hiçbir şekilde yanıt alamadığımız hastalarımıza öneriyoruz. Ve şu anda herhangi bir tedavi opsiyonu olarak güncel bir öneride bulunmuyoruz hastalarımıza alojenik nakille ilgili olarak. Ama şu da bir gerçek ki, hala hazırda bir tedavi opsiyonudur. Tedavi edici bir tedavi opsiyonudur. Bir kenarda bizim için duruyor ama şu anda elimizdeki birçok tirozin kinaz inhibitörleriyle çok çok uzak bir tedavi seçeneği olduğunu da vurgulamak gerekli. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş son sözleri alalım. Bence çok keyifli bir toplantı oldu. Herkesin tecrübelerini, hikayesini sevgili 3 KML hastamızdan dinledik. Farklı farklı hikayeler. Hastalığın çok uzun süreli yaşayan hastalarımız, daha kısa süredir hastalıkla tanışmış, bazı yan etkileri yaşamış, atlatmış hastalarımızla konuştuk. Son sözleri kendilerinden alalım, ardından da ben bitireyim dilerseniz. Aysel Hanım, sizinle başlayalım mı? Buyurun. Şimdi her şeyden önce moral diyorum. Morallerini yüksek tutsunlar. Yeni başlamış olan hastalığı, yeni başlamış olan arkadaşlara çok geçmiş olsun diyorum her şeyden. Önce moralleri çok çok yüksek tutmaları gerekiyor. Yani ben hastayım, şöyle olacağım, böyle olacağım, işte yok ödeyeceğim falan diye onları kafalarından silip atmaları gerekiyor. Onları silip atsınlar. Tabii ilacın verdiği başlarda verdiği biraz zorluklar oluyor. Onları da zaten atlatıyorsun belli bir zaman sonra. Artık normal bir hayata dönmeye başlıyorsun. Yemene, içmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Spor, yürüyüş. Ben yürüyüş yaptım çokça. İşte evin içinde şu anda hiç durmuyorum. Sürekli hareket halindeyim zaten. Günlük yaşantılarına dönsünler. En başta da morallerini yüksek tutsunlar diyorum. İlaçlarını aksatmasınlar. Düzenli zamanında almaya çalışsınlar. Dediğiniz gibi bol bol su tüketmek gerekiyor. Hocamın da bana sık sık söylediği gibi günde en az 3 litre suyu bitireceksin dediği gibi. Günde işte 3 litre suyu içiyorum. Öyle yapmaya çalışsınlar. Başka da söyleyecek başka bir şeyim yok şu anda. Herkese çok çok geçmiş olsun diyorum. Buyurun Ece Hanım. Ben de hani moral, Aysel Hanım'a çok katılıyorum. Bütün dediklerinde hani moral çok önemli. Bu bir hastalık gibi değil. Hani hastalıkla savaşmak yerine hani onu belki kabul etmek, onunla birlikte yaşamayı öğrenmek belki yararlı olabilir. Ben hastalığın başında anlattığım gibi bazı eksiklikler yapmıştım. Su içmemek, işte beslenmeme dikkat etmemek gibi ama ne zaman bunlara dikkat ettim? Hem hastalığım iyiye gitti hem de hayat daha iyi oldu benim için. Yani burada su çok önemli. Her şeyde, hastalık olsun ya da olmasın. Belki su çok önemli ama bu hastalıkla evet daha da önemli belki. Bunun yanında doktorla iletişim çok önemli diye düşünüyorum. Yani burada yine aralarda bahsettik ama bir yerlerden araştırmak veya hani birilerin sözüyle bir şeyler yapmaktansa evet duyuyoruz sağdan soldan bir şey ama asıl danışmamız gereken kişinin kendi doktorumuz olduğunu düşünüyorum. Yani doktorla iletişim çok önemli olduğunu ekleyebilirim. Bu şekilde. Herkese geçmiş olsun. Umarım sonumuz Gözde Hanım gibi olur. İnşallah. Ve Gözde Hanım. Buyurun. Evet. Ben de teşekkür ediyorum öncelikle yayın için. Ben de şunu söyleyebilirim. Başta da benzeri bir şey söyledim. Bu yayındaki şanslı kişiyim. Herkese bütün kalbimle şifa diliyorum. Ama ben bir yandan da şöyle baktım. Aslında Nildem Hanım benzeri bir şey söyledi. KML özelinde konuşuyorum. Bir sürü hastalık var ama ben hiç hasta gibi hissetmedim kendimi. Yani ilk o tabii ki o şoklar, o korkuları falan saymıyorum ama sonrasında
sadece günde bir ilaç içip hayatımı sürdürüyordum ve o kadar alıştım, o kadar benim bir parçam oldu ki beklemedim. Yani ne zaman bırakacağım bu ilacı demedim. Acaba ondan mı bıraktım bilmiyorum, yani ondan mı bitti? Öyle bir beklentiye girmedim. Bununla sağlıklı bir şekilde kendime dikkat ederek yaşamaya devam edeceğim diye baktım. Ve işte bebek denemesiyle bir şekilde gitti. Bir daha da gelmesin inşallah kimseye. O yüzden biraz böyle hadi bitsin bu hastalık gibi bakmak değil de KML özelinde dediğim gibi o ilaçla sağlıklı bir şekilde yaşadığınızda hiç geçmediğini varsaysanız bile hayatınızı gayet güzel sürdürebiliyorsunuz. Ben buna bütün kalbimle inandım. Hatta yani böyle bir boşluğa bile düştüm. Nasıl yani, ben şimdi içmeyecek miyim artık ilaç gibi, böyle değişik bir duygu bile geldi bana, yani öyle alışmışım. Ama tabii ki bu işin biraz şaka kısmı, ama yani çok nasıl diyeyim, şanslı bir hastalık bence. Yani bu hastalığa sahip olmak, diğer birçok hastalığa göre şanslıyız. Bütün kalbimle şifa diliyorum herkese. Çok teşekkür ederiz. Bizler de hem hastalık öykülerinizi paylaştınız, hem ilaçlarla ilgili yan etkilerinizi, hem temennilerinizi paylaştınız. Sizlerle birlikte olmak, tecrübelerinizi paylaşmak, bir arada olmak benim için de çok büyük keyifti. Ben de sanıyorum son söz olarak şunu söylemeliyim. Bu hastalık kronik bir hastalık. Hep birlikte, hekiminizle birlikte, işbirliği içerisinde bu kronik hastalığın yönetimini çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hastalıktan korkmadan, hastalığın ciddi bir evet hastalık olduğunun bilincinde olarak takiplerinize mutlaka devam ederek, ama onu kabullenip ilacınıza devam edip hayatınızın bir parçası haline getirmek burada çok çok önemli. Bunun haricinde de tabii hekimle işbirliğini tekrar tekrar vurguluyoruz. Hastalarla ilgili olarak da hep önerdiğimiz şey, lütfen hekiminizin bilgisi olmadan ilaç kullanımı, herhangi bir bitkisel ürün kullanımı, sigara, alkol kullanımından uzak durmanız. Şu anda Nilcem Hanım da bakın ne kadar güzel suyunu yudumluyor. Bol bol suyumuzu içelim, normal hayatımıza geri dönelim. Mutlaka ufak tefek bir takım başlangıçta ilaçlarla ilgili küçük belki yan etkiler olsa da bunların yönetilebilir olduğunu, vücudunuzun bir süre sonra bunları tolere edebileceğini, edilmese bile, ilaçlar için bir sıkıntı yaşansa bile belli bir süreç içerisinde her zaman ikinci, üçüncü bir alternatifinizin olduğunun bilincinde bir şekilde hekiminizle hep iletişim halinde olmanızı mutlaka öneriyoruz. KML korkmamız gereken bir hastalık değil, sadece kabullenip birlikte yaşamayı öğrenmemiz gereken bir hastalık ve ben eminim hepimiz bununla bir şekilde yaşamayı öğrenip çok da kaliteli bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Ben özellikle bugün bu Eylül ayının 22'sinde Translokasyon 922'ye ithafen yapılan bu güzel günde bize bu olanağı sağlayan Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği'ne tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Gerekli bilgilendirmeyi, doğru bilgileri yine derneğimizin web sitesinden, Facebook sayfalarından da ulaşabilirsiniz. En doğru bilgiyi zaten hani hekiminizle mutlaka konuşarak alacaksınız. Ama bu süreç içerisinde sizlere yardımcı olmak adına bizler de elimizden geleni dernek vasıtasıyla yapmaya çalışıyoruz. Hepinize sağlıklı.